Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işinizi yarayacak 3 tane ile göstereceğim. Birincisine geçelim. Half-Life 1. Half-Life 1, şimdi size verdiğim açıklama kısmından size linkleri Half-Life 1, Half-Life 2'yi seçeceğim. Half-Life 1'i dosyasını indiriyorsunuz. Durun hemen göstereyim. Şuraya giriyoruz. Şu link. Şu linke girdik. Terleme dedik. Bize buraya attı. Direkt buraya tıklayın beyler. Buraya tıklayın. Bakın niye gördüğünüz gibi. Aynı dosya. Hiçbir değişikliği yok. Aynı dosya. Burası gelecek. Sonra bunu açın arkadaşlar. Önce dur. Alta ben açtığım için bir daha açamazsın diyor. Bir açın. Bir kere tıklayın. Açıldı arkada. Şimdi Half-Life 1'imize girelim. Create server. Buraları kesmeyeceğim beyler, hiç merak etmeyin, çünkü hani bazılar kesiyor, bana yalanmış gibi geliyor. Hani bizi virüslü uygulamaya kalkalıyorlar. Kendileri hiç uygun olmayan bir web gösterdim yani. Bakın böyle çalışır gördüğünüz gibi. Oyunda da çalışıyor, her yerde çalışıyor. İstesem de böyle basamam. Görüyorsunuz. Bakın. Ses geliyor ama bastığım zaman da zıplıyor. Hemen ikinci ilemize geçelim. Evet, bu ikinci ilemizdeyiz. Bu ilemiz Half-Life 2. Şimdi bu dosyamıza giriyoruz. Normal tek olunca çalışmaz bu, bakın. Tek ilk önce şuna girin. Evet deyin. Sonra karşısında böyle bir şey çıkacak. Ben bunu kurduğum için insta. Allah Allah ya. Bekle. Bir saniye. Bakın böyle bir yer geliyor. Böyle. Buna tıklayın bakın. Şu parmağımla ne gösterirsen şu ikinci. Buna tıklayın. Buna tıkladıktan sonra exit. Bu kadar. Diğer hiçbir şey tıklamanıza gerek yok. Sonra bunu açın. Arkada açılıyor. Aynı firmanın inşallah telefonunuzdur. Sonra Half-Life 2'mize girelim. Ben en son nerede bıraktıydım bu? Bir 3 kez 4 kez bitirdim ama hilesizde olmuyor ya. Kaydı yükle. En son otoyoldan başlayalım. Yükle. İnşallah çekiyordur kaydı. Dur, bunun noise bir bölüm var. Dur. Kaydı çekiyor değil mi? Evet çekiyor. Şimdi böyle. Bakın. Noise bir kapatayım ben şurada hemen. SV alttan tırı. S1. Noise off. Bir saniye. Seçenekler, ses. Bakın. Önüme ne çıktı? Shift'e basın, öyle koşun. Önüme ne çıkıyor ya? Sen ciddi misin hacı? Gördüğünüz gibi burada yüklenmemiş artık. Burada bıraktık oyunda. Geri geri yapın beyler. Bakın. Tabii buralar arabası geçtiğim için bu da kaldı. Mis gibi ban yap. Daha ne istiyorsun? Bu nasıl harita ya? Yüklenmemiş harita. Neyseler, çalıştığını gördünüz ilenin. Evet beyler, üçüncü ilemize geçelim. Üçüncü ilemiz CSGO Skin Changer. Skin Changer şimdi ben aşağıda dur, bu linki size göstermesin.
site burada. Şimdi buna giriyorsunuz. Ctrl+C. Aynı burada değil, Google. Burası, bak, girin buraya. Şimdi size buradan link buraya atacak. Aşağı inin. Bakın, yıldız var. Şu yıldızdan anlatayım. Yıldız var. Yıldızın altındaki yeşil bağlantı indirme noktasına tıklayın. İndiriyor. Aynı CD şeklinde indiriyor. CD setup. Aynı CD şeklinde. Şimdi şöyle bir şekilde indiriyor. Resimler değildi. Önemli dosyalara atıyorum ben bunu. Setup adı girdik. Çalıştır. Bir de bunu indirirken inmiyor. Normal bir şekilde inmiyor. Onu söyleyeyim. Normal bir şekilde inmiyor. Bilgisayardaki virüs korumayı devre dışı bırakın. Öyle iniyor. Yoksa inmiyor Windows'unuz 10'sa hemen kalkan virüs korumasını devre dışı bırakın. Sıkıntı yok. Virüs değil. Ben kendim kullanıyorum sürekli. Durun, size aşamaları anlatmıyorum. Evet, dur. Lan ya. Setup'a girdik. Çalıştır. Şurada Akjemting Rusça mı bilmiyorum. Sonra evet, yine evet. Yine bir indirmeye verip. Evet, bu arada videolarımın girmemesini sebebi söyleyeyim. Bilgisayarım çok kasıyor. Yeni video fikri bulamıyorum. Video fikri bulamadığım için de, hani benim bilgisayarıma göre oyun olmadığı için, size CSGO videosu ata da sizi sıkıldınız. Biliyorum, çünkü izlenmeler CSGO ilk attığımla son attığımın izlenme görüntülerine bakabilirsiniz. Çok iyi bak, izlenmelerimiz çok iyi, onda şey yok, maşallah. İzlenmeler çok iyi. Kaç abone, 45 abonelik bir kanala göre çok iyi. Şimdi beyler, arkada Steam'iniz açık olmak zorunda. Açık, oyunu buradan başlatmayacaksınız. Oyunu buradan Start CSGO'dan basacaksınız. Oyun açılıyor. Aç artık oyunu. Ben bir de bu 4-3 olayını düzelteceğim böyle. Bunda ban var. Ondan bunu oynamıyorum. Şu arkam yarım olarak gözüküyor. Hemen şunu düzelteyim. Kamerayı da bu tarafa aldım böyle. Şimdi insert'e tıklıyoruz. Insert'ten bütün her şeyimiz gözüküyor. Bakın, ben bunları yaptım. Şimdi bakın, ADD'ye tıklıyorum. Bunu lobby'de yapın. Burada yapın. Şeyde yapmayın. Oyunda yapmayın. Oyunda bazenleri atıyor, şey yapıyor. Oyunda da yapabilirsiniz ama hilenin şeyine yapmayın. Belli olmasına sebep olabilir. Ondan ADD yapın. ADD'den otomatik kınar yapıyor. Bıçak yapıyor. Bıçaktan İstediğiniz her silah seçebilirsiniz. Ben bıçak dedim. Buradan enable demeden olmuyor bakın. Enable diyeceksiniz. Ben şuradan kendi bıçağımı sileyim. Dur, silmeyeyim. Hatta buradan bunu gördünüz. Remove diyeyim. Remove'dan silebiliyorsunuz yaptığınız her şeyi. Knife dedim. Knife enabled. Sonra bu Star Trek. Bu Star Trek önemli bir şey değil. Star Trek bildiğiniz aldığınız kill sayısı. Buradan istediğiniz her skin'i seçebilirsiniz. Hepsi. Her şey var. Yok. Ben bir hani bıçaklarda karamitli lor ejderha mı bilgin mi bir tane skin var ya, onu bulamadım. Default şu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu default'ta kaldı. Buradan bıçağınızın her şeyini seçebilirsiniz. Şimdi ben M9 Bayonet seçeceğim. Silahın adını name tag. Save, update demeden beyler bu çalışmıyor, haberiniz olsun. Save, update. Sürekli ADD diyerek de şey değiştireceksiniz. Bir tane şey de olmuyor. Bir tane şey de olmaz. Hepsini ayrı ayrı ekleyeceksiniz.
Bu böyle bak, fare nasıl kayboluyor badenleri. E tuşuna tıklayın, hani şu konsol açma tuşuna, konsol açınca geri geliyor. Şimdi atölye haritaları, atölye haritalarından şuna devam et. Şuradan şunu seçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi be, şeyde Doppler skin'i yok bakın tabancada. Bakın bıçağa bakın, eldivene bakın. Kendi eldivenlerim bunlar değil. Kendi eldivenlerim, kendim yaptım. Bunları siz böyle bir eldiven yok o oyundan normalde. Onları ayarlarını söyleyeyim. Pandora'nın kutusuyla Bloodhunt diye bir tane eldiven. Şu default'ta kalsın böyle, şunu ellemeyin. Şu gördüğünüz gibi böyle. Her istediğinizi koyabilirsiniz. M4 tane. ABP. Bilgin ejderha yok bende. Kimde olsun? Bunda yokmuş bir şey. Bunda da yok. Nova. Nova'da bakın Asimov. Nova'da Asimov. SSG'de Doppler. Dur. SSG'de Doppler. Deagle Alev. Bizler yere atınca da gözüküyor ama kimse de gözükmüyor, onu söyleyeyim de. Başka kimse de gözükmüyor skinleriniz. Biz sizde gözüküyor. Başka kimse de gözükmüyor. Bakın, algo algo neydi bu? Asimov. Shift baratta alev. Bir de oyunda da değiştirebilirsiniz isterseniz. Insert. Knife. Knife'den mesela ben ne istiyorum? Anubis. Böyle bıçak. Save update. Gördüğünüz gibi. Mesela benim sevdiğim kelebek nerede kelebek? Shadow Daggers bu. Bu ne ha? Save update. Şey, oyunda değiştirince böyle oluyor skinler. Oyunda değiştirirseniz böyle kötü gözüküyor. Skinler tam oturmuyor. Oyundan çık gir yaparsanız düzeliyor ama. Merak etmeyin. AWP'miz Dragon Lord. Bu map'i de koyarım açıklamada, linkini verir. Ne silahınızı nerede istiyorsunuz? Burada mı istiyorsunuz, burada mı? Karar verebilirsiniz. Buradan silahınızın yükseklik alacağını, ileri geri, fovunu bile değiştirebiliyorsunuz. Buradan ölçülerle bunlar önermem. Kendiniz linkini yaptım. Şunlar hiç kullanmanıza gerek yok şunları. Şunlar gerek yok şu üçünü. Şunlar sadece. Anladınız, güzel. Dördüncü hilemize geçelim. 3 dedik ama bonus. Bonus 1. Evet, son şeyimiz olarak reklam yapmam lazım. O da benim payım. Discord sunucumuz var bir tane. Discord'unuza gelirsiniz sevinirim. Buraya bütün indirme linklerini artık buraya atacağım. Bu videodan sonra. Bu videoyu çekeceğim. Ondan sonra bütün indirmeleri buraya atacağım. Çünkü prim kasmak istemiyorum. Discord sunucuma gelin de adamlar bazı yerlere bakıyorum hileler bulmak için. Adam diyor ki Discord sunucuma gel öyle vereceğim. Bakıyorum kaydol. Kaydolmak için bekle. Kaydolmak için yaşını belirle. Kaydolmak için buraya gir, buraya çık. Yeni onlar yapıyorsun. Bir bakıyorsun diyor ki hile karşı kalede. Ciddiyim bu. Adam geçen yazmış. Hile karşı kalede yazmış. Discord sunucusu altına vermiş. Arkadaşım böyle yapmayın. Adam akıllı verin videonun altına linkini. Adam akıllı çekin videonuzu. Adam akıllı gönderin videolarınızı. Ben bunları hepsini test edeceğim yapıyorum. Siz yapmanıza gerek yok. Benim bütün virüs falan yok, merak etmeyin. Ben kullanıyorsam virüs yoktur. Bilgisayarınızda hiçbir şey olmaz. Bir tane uygulama var. ProSwapper diye üstünde çalıştığımız bir tane arkadaşımla. Onunla çalıştığımız uygulama var. Onu da birkaç hafta sonra, yeni sezon geldiği için Fortnite'a birkaç hafta sonra yapacağız. Onu yayınlayacağız. 5. versiyonunu. Ondan dolayı bu videoda o yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.